Malum bugünlerde gıda fiyatlarında, gıda enflasyonunda çok ciddi artışlar var. Uzmanlar bu konunun nedenlerini araştırıyorlar, detaylarını inceliyorlar. Elbette ki aracılar, elbette ki efendim fahiş fiyatlar ve bu noktada vergiler birçok neden sayılabilir. Ama en önemli nedenlerden bir tanesi de malum tarım girdilerindeki maliyetlerin yüksekliği. Yani aslında üretim maliyetlerinin yüksekliği de gıda fiyatlarının artmasının en büyük nedenlerden bir tanesi. Ben bugün özellikle tarım üretiminde en stratejik konu olan, en stratejik girdi olan tohum konusunu değerlendirmeye çalışacağım. Malum işin özeti, işin başlangıcı, işin en nirengi noktası tohumdur. Sizin tohumunuz ne kadar güzelse, ne kadar sağlıklıysa, ne kadar verimliyse o kadar verimli bir netice alırsınız. Tarımda da o kadar başarılı olursunuz. O yüzden ülkeler, devletler tohuma çok önem vermişler ve mümkün olduğu kadar da doğal tohumları, ata tohumlarını kullanmaya çalışmışlar ve dünyada da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılmış. Öncelikle tabii şunu ifade etmemiz lazım. Hatırlarsanız milli ekonomi modelinin sahibi Prof. Dr. Haydar Başbey'in tarım konusunda söylediği çok önemli bir tespit var. Nedir o? Tarım en stratejik sektördür. Kendisine neden en stratejik sektördü diye sorulduğunda da şu cevabı vermiştir. Topsuz, tüfeksiz, silahsız savaşılabilir ama gıdasız, buğdaysız asla savaşılamaz. Siz aç olan askerleri eline en modern silahları da verseniz bir başarı elde etmeleri asla mümkün değil, bir başarı bekleyemezsiniz. Şimdi tabii tarım en stratejik sektör dedik. Tarımın da en stratejik girdisi tohumdur. Dolayısıyla tohum konusuna devletlerin çok önem vermesi gerekiyor. Özellikle Türkiye'mizin son dönemlerde gerek hibrit tohumlar, gerek genetiği değiştirilmiş tohumlar şeklinde yani yapısı bozulmuş, sağlığımızı tehdit eden, tarımımızı tehdit eden tohumlar devreye sokulmuş. Bu da tabii ki tarımımıza büyük bir darbe vurmuş. O yüzden özellikle bugünlerde tohum konusuna çok eğilmemiz gerekiyor. Çok ciddi manada bu konuda araştırmaların ve çalışmaların yapılması gerekiyor. Dilerseniz bu işin biraz tarihi sürecine bakacak olursak, bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduktan sonra en önemli yatırım olarak tarımı düşünmüştür ve tarımla işe başlamıştır. Ve bu manada baktığımızda Osmanlı'dan kalan borçların da tarımda yapılan çalışmalarla beraber, üretimle beraber kapatılmaya çalıştığını görüyoruz. Tabii hemen ardından tarıma dayalı sanayi, hemen ardından diğer sanayi efendim çalışmaların da devreye girmesiyle çok güçlü bir kalkınma programı izlenmiştir. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli, en çok efendim odaklandığı konu hep tarım olmuştur. Ve baktığımız zaman 1930'lara kadar mevcut tarım politikaları devam ettirilmiş ve elimizde ne varsa en büyük gayretlerle beraber bunlar devreye sokularak üretim gerçekleştirilmeye çalışılmış. 1930'lu yıllardan itibaren de çok ciddi manada tohum çalışmaları, tohum ıslah çalışmaları yoğunlaşmış ve bu konuda çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılmış ülkemizde. Tabii burada çok detaylı tabii tarihe girmeyeceğiz ama bakın 1982 yılına kadar tohum konusunda devlet baş aktör ve devlet bizzat tohum üreticiliğini yapıyor ve tohum fiyatlarını da bizzat devlet kendisi belirliyor. Ve bu manada aslında tarım köylüsü de korunuyor ve tarımın en temel girdisi de korunuyor. Tohum girdisi korunuyor. Ve baktığımız zaman bu noktada 1982 yılında tabii ki bir liberalleşme, daha fazla bir liberal kapitalist ekonomiye adım atma konusunda ciddi çalışmalar yapılmış özel hükümetiyle beraber. Ve 1984 yılında da yapılan efendim çalışmalarla fiyatlar serbest bırakılmış, tohum fiyatları serbest piyasaya bırakılmış ve aynı yılda tohumluk ithalatı da serbest bırakılmış ve tohuma vurulan en büyük darbe de zaten bu yıllardan sonra başlıyor. 1985 yılında tohumluk teşvik kararnamesi ile özel sektör tamamen tohumculuğa doğru itilmiş teşviklerle beraber ve yavaş yavaş tohumculuk özel sektörün kontrolüne doğru geçiş sağlanmış. Bakın burada tabii özel sektör dediğimiz zaman aklımıza hemen Türk şirketleri gelmesin.
Şimdi bir taraftan ithalatın önü açılıyor, bir taraftan yabancı yatırımcıların önü açılmaya çalışılıyor ve dolayısıyla tohumculuk sektöründe devleşmiş olan, küreselleşmiş olan bir takım karteller, çok uluslu şirketler ülkemize çullanmışlar ve maalesef tohumculuk sektöründe söz sahibi olmaya başlamışlar ülkemizde. Ve AKP iktidara geldiği zaman 2002 yılından sonra, bakın 2006 yılında 5553 sayılı tohumculuk yasası çıkartılıyor. Bu yasaya göre, bu kanunla beraber çiftçilerin ellerindeki ata tohumlarını satması yasaklanıyor. Bundan bir gelir elde etmesi, bir para kazanması yasaklanıyor. Ve fakat bu yasanın bir özelliği de şu, takas yapılabiliyor. Yani çiftçiler birbirlerine herhangi bir ücret talep etmeden tohumlarını verebiliyorlar, değiş tokuş yapabiliyorlar. Fakat tabii tohumculuk yasasının çıkmasıyla beraber tohum konusu tamamen özel sektörün kontrol ettiği bir sahaya dönüşmüş ve özel sektör bu noktada artık piyasaya hakim olmaya başlamış. Bakın şirketlerin kurmuş olduğu Tohumcular Birliği de artık tohum politikalarının belirleyici temel unsurları haline gelmişler. Bakın tohumculuğun kaderini belirleyen en önemli adımlardan bir tanesi de özellikle yine AKP iktidarı döneminde 19 Ekim 2018 yılında çıkartılan bir yönetmeliktir. Nedir bu yönetmelik? Yerel çeşitlerin kayıt altına alınması, üretilmesi ve pazarlamasına dair yönetmelik. Bu yönetmelikte de 2018 yılından sonra, yani bu kanun çıkartıldıktan hemen sonra artık sertifikasız tohum satışları bir nevi yasaklanmıştır. Yani burada tamamen el değiştirmesi de hatta hani çiftçilerin 2006 yılında çıkan kanunla beraber el değiştirmesinin önü kesilmemişti ama 2018 yılında çıkartılan bu yönetmelikle beraber artık sertifikasız tohum kullanan çiftçilere destekler kesilmiştir. Ve adeta ata tohumlarını kullanan, sertifikasız tohum kullanan bütün çiftçiler adeta cezalandırılmıştır. Ve bundan sonra artık tamamen sertifikalı tohumlarla beraber ata tohumları maalesef devre dışı bırakılmıştır. Ve bu da tabii daha sağlıksız bir yapılanmanın oluşmasına neden olmuştur. Bakın bu noktada o dönemin Ziraat Mühendisleri Odası, İstanbul Şube Başkanı Sayın Ahmet Atalık'ın yapmış olduğu, o dönem yapmış olduğu bir açıklama var. Diyor ki, binlerce yıldır kendi tohumunu üreten köylü, kendi geliştirdiği tohum çeşitlerini satarak geçimine katkı sağlıyordu. Yani aslında çiftçi aynı zamanda elindeki ata tohumlarını satarak da bir gelir elde ederek toparlanmaya, durumunu iyileştirmeye çalışıyordu. Bu da aslında elinden alınmış oldu bu yönetmelikle beraber. 2006 yılında çıkarılan tohumculuk kanunu ile çiftçinin bu imkanı elinden alındı diyor Sayın Atalık. Tohumunu satarak kazanç elde etme imkanı kaldırılan köylüye bir de tohumu sertifikalı olmaz ise destek verilmeyecek olması Atalık tohumların bir diğer deyişle yerli tohum çeşitlerinin hızla azalması anlamına gelir diyor Sayın Ziraat Odası Mühendisleri Odası Başkanı. Bakın o dönemde yine Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden yapılan bir açıklama var. Milli Tarım Projesi kapsamında 2018 yılından itibaren tüm tohumların sertifikalı hale getirilmesinin gıda bağımsızlığını tehdit edeceğini ifade ediyor ve küçük çiftçiye büyük zarar vereceğini belirtiyor Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği. Yine bakın bu konuda tabii birçok uzmandan açıklamaları var ve tohumculuğun yavaş yavaş devletin kontrolünden çıktığını, çiftçinin de bu konuda tamamen bağımlı hale geldiğini ve yerli tohumların da devre dışı bırakıldığını görüyoruz. Aslında başta da ifade ettiğimiz gibi tohumculuk özel sektörün inisiyatifine bırakılmamalıydı. Tohumculuk devletin stratejik olması sebebiyle, en stratejik girdi olması sebebiyle devletin kontrolünde olması gerekiyordu. Belirleyici unsurun devlet olması gerekiyordu. Fiyatların serbest piyasaya bırakılmaması gerekiyordu. İthalatın önünün açılmaması gerekiyordu. Bütün bu hatalar zinciri maalesef ülkemize yerli tohumculuğu tamamen bertaraf etmiştir. Şimdi baktığımızda yerli tohum olmaması, doğal tohumumuzun devre dışı bırakılmasının bize ne büyük zararı var? Tabii en büyük zararlarından bir tanesi maliyetlerdeki artış. Çünkü bizim kendi imkanlarımızla kendi tohumlarımızı devreye koymamızın maliyeti farklıdır. Bir de ithalata dayalı olarak
Hatta hibrit tohum dediğimiz tohumlar kullanarak milyarlarca dolar tohum parası ödeyerek büyük bir maliyetle karşılaşmamız da mevcuttur ve şu anda yaşadığımız tablo da budur. Aynı zamanda yerli tohum demek, atalık tohum demek, sağlıklı gıda demektir. Maalesef ithal tohum demek, başkalarının kontrolünde olan, kontrolü bizden çıkmış olan tohum demek ise maalesef sağlıksız gıda demektir. Bugün bunun etkilerini toplumumuzda çok net bir şekilde görüyoruz. Bakın bizler tohumumuza değer vermezken, yerli tohumculuğumuzu bitirirken başka ülkeler tohumlarına nasıl sahip çıkıyorlar? Bununla ilgili önümüzde çok önemli, çok tarihi bir örnek var. Onu da size aktarmak istiyorum. İlk tohum bankası Rusya'da, Sovyetler Birliği'nde Nikolay Vavilov tarafından Pavlovsk'ta kurulmuş. Bakın nasıl kurulmuş? Dünyanın, burada bulunan bilim adamları, dünyanın birçok ülkesine giderek, bölgesine giderek orada tohum toplamışlar ve bu tohumların hepsini Pavlovsk'ta bulunan bu tohum bankasına getirmişler. Sonra bakın İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. 1941 yıllarında İkinci Dünya Savaşı kızışıyor ve Sovyet hükümeti Almanların Leningrad'a, bugünkü St. Petersburg'a gelmesi üzerine, doğru ilerlemesi üzerine ne yapıyor? Öncelikli olarak müzelerdeki sanat eserlerini koruma altına alıyor. Ama burada bulunan, Pavlovsk'ta bulunan o devasa binlerce, yüz binlerce tohumun bulunduğu bu tohum bankasını ise koruma altına almıyor. Fakat birkaç tane bilim adamı, Rus bilim adamı, bakın 9 tane bilim adamı bir taraftan kendi hükümetleriyle mücadele ederken bu tohum önemlidir, bunları korumamız lazım derken bir taraftan da yaklaşan işgale karşı da önlem almaya başlıyorlar. Ve bu 9 bilim insanı tabii kuşatma başlıyor, Leningrad kuşatması başlıyor ve tam 900 gün sürüyor. Bakın 900 gün süren bir kuşatma. Bu 9 bilim adamı burada bulunan 400 bin tohum, kök ve meyve filesinden ve canlı kesitler alarak bu tohumlardan ve kök hücrelerinden, kök ve meyve fidelerinden bunları koruma altına alıyorlar ve bodrum katta bulunan soğuk hava deposuna bunları alıp orada koruma altına alıyorlar. Ve tabii kuşatma uzadıkça uzuyor. Tabii burada bazı fidelerde özellikle patates tohumunda çürümeler gündeme gelmeye başlıyor. Bunun üzerine tekrar ne yapıyorlar? Bunları da önlem almaya çalışıyorlar. Soğuk tabii artınca bu sefer etrafta bulunmuş olan ne kadar yıkık ağaç parçası varsa yıkılmış, kenara atılmış, onların hepsini toplayıp yakarak tohumları ısıtmaya çalışıyorlar. Ve baktığımız zaman o tohumları canlarından daha önemli bir şekilde korumaya başlıyorlar. Ve ardından bakın tabii karınları gittikçe gıda zorluğu başlıyor, karınları acıkmaya başlıyor, can derdine düşmeye başlıyorlar. Bunun üzerine o tohum bankasının, o tohumların bulunduğu bölmedeki nöbetçi sayısını ikiye çıkartıyorlar. Normalde birer birer nöbet tutuyorlardı. Kendilerinden de tohumları korumak için. Yani yanlışlıkla açlıktan dolayı bu tohumları yememek için kapıda nöbetleri iki kişiye çıkartıyorlar. Ve bunların hepsi bu tohumları koruma uğruna hayatlarını feda ediyorlar ve o tohumları koruyorlar. Bugün dünyanın en büyük tohum bankası ise Pavlovsk'taki tohum bankası, işte bu 9 bilim adamının fedakarlığı sayesinde. Şimdi baktığımızda bu bir örnek. Bunun başka örnekleri de var. Dünyanın her yerinde tohum arayan bilim adamları var. Yani İsrail'li bilim adamları, İngiliz bilim adamları, Amerikalı bilim adamları. Bugün yani dünyanın dört bir köşesinde yerli bir tohum nerede var diyerek, organik bir tohum nerede var diyerek araştırmalar yapıyorlar. Onlar bütün dünyayı bu noktada tararlarken biz elimizde olan atalık tohumlarımızı maalesef kaybediyoruz. Aslında bu kendi ayağımıza sıktığımız bir kurşundur. Kendi tarım sektörümüzün altına dinamit döşemektir. Geleceğimizi yok etmektir. Bunu ifade etmemiz lazım. Bu noktada aslında ne yapılması gerekiyor eğer derseniz, yapılması gereken Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modelinde tarım politikalarını hayata geçirmemiz gerekiyor. Tarım politikalarında da en önemli projelerden bir tanesi de yerli tohumculuğun devlet eliyle geliştirilmesidir. Ve devletin bu noktada bütün imkanlarını seferber etmesidir. Ve hani organik gıda diyoruz. Sağlıklı gıda diyoruz. Bunun temeli tohumdan atılır. İşte milli ekonomi modeli de
tarımı en stratejik sektör olarak görerek ve tohumu da en stratejik girdi olarak görerek bununla ilgili projeler ortaya koymaktadır. O yüzden tohumculuk özel sektörün inisiyatifine bırakılamaz, ithalatın inisiyatifine bırakılamaz. Devletin kontrolünde çiftçiyi koruyacak, sağlığımızı koruyacak şekilde yeniden ele alınması lazım ve tohumculuk efendim yasaların da buna göre yeniden gözden geçirilip düzenlenmesi lazım diyoruz efendim. Saygılar sunuyorum.